Bekir Hazar, Amerika'nın askerleri. Yinon bir gazeteciydi. Bir yolunu bulup Dışişleri Bakanlığında işe girdi. Oturdu bir plan yazdı. Birilerinin çok hoşuna gitti bu. Tam istedikleri gibiydi. Yinon o planı şöyle açıklıyordu. İsrail ilelebet ayakta kalabilmesi için bölgesel bir imparatorluk olmak, yani büyük İsrail'i kurmak zorundadır. Bunun tek yolu vardır civarımızdaki bütün devletlerin bölünerek küçük devletlere dönüşmesi büyük İsrail'in kuruluşunu getirecektir. Osmanlı'yı da böyle küçük devletlere bölerek parçalara ayırıp İsrail'i kurmamışlar mıydı zaten? Şimdi daha büyüğü için o coğrafyayı biraz daha parçalara ayırmak gerekiyordu. İşte bugün bölgemizde yaşadığımız tüm krizlere, savaşlara ve içeride yaşadığımız tüm gerilimlere bu açıdan bakmazsak neler olduğunu hiç anlayamayız.'' Bizi Mossad merkezli bir internet sitesinden yayınladıkları provokatif haberlerle dolduruşa getirirler. Bizi bize kırdırmak için ellerinden geleni yaparlar. Alakasız gibi görünen olaylarda bile istihbarat örgütleri kırılma noktalarımızı bilerek damarlarımıza basar. İçimizde zaten sazan çok. Üstelik yaşanan her olayı hükümete bağlayan, şimşek çaktı diye devleti suçlayanlar bile var aramızda. Sosyal medyada bu örnekleri bir çığ gibi görüyoruz. Nari'nin öldürülmesinden sonra Mossad merkezli internet sitelerinde yayınlanan haberlere atlayan çok oldu. Nari'nin abinin HDP mitinglerindeki zafer işaretleri görüntüleri sosyal medyasında duruyordu. Narin olayını bile Mossad operasyonuyla Cumhur İttifakı'nı destekleyen parti üzerinden istismara kalktılar. Çünkü bu sazanları kullanmasını çok iyi bilen bir İsrail istihbaratı vardı. Adamlar işini yapıyordu. Filistin'i desteklememiz onları çılgına çevirmişti. Halbuki yakın geçmişte Türkiye'de amatör tiyatrocuların Sincan'da oynadıkları Kudüs Gecesi oyunu yüzünden bile o ilçemizde tanklar yürütülüyor, darbeler yapılıyordu. Bu kadar kısa sürede bambaşka bir Türkiye haline gelen ülkede tabii ki sazanlar bulmak zorundaydılar. Muhalefete kaynıyordu zaten. Yinon planı çerçevesinde bugün İsrail her gün Suriye'yi bombalıyor, Lübnan'ı vuruyor, Ürdün'le gerginlik çıkarıyor. PKK'ya sınırsız destek vererek bölünmüş Türkiye hayalleri kuruyor. Amerika'da İsrail lobisinin oluşturduğu paralel devlet sayesinde istediklerini başkan, istediklerini genel kurmay başkanı, senatör, bürokrat, siyasi başkanı, elçi atıyorlar. Tel Aviv'den onay almadan, İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağına dair yeminler etmeden kimse göreve seçilemiyor. O büyük İsrail'in kurulması için kukla ve köleye dönen zavallı Amerika ise dünyanın en süper ahmağı olarak Tel Aviv aşkına PKK'ya binlerce tır silah gönderiyor.'' terör örgütünün siyasi kanadını muhalefetle aynı masaya oturtuyor, proje üzerine proje üretiyor. Demirel başbakanken onunla birlikte Amerika'ya giden ve Başkan Bush'la buluşan bir milletvekili vardı. Ondan dinledik. Hayatta olduğum sürece bunları yazmayın, anlatmayın dedi. Ancak şimdi vefat etti. Adı Lütfü Akdoğan'dı. Başkan Bush o görüşmede Demirel'in önüne bir harita koyuyor. Güneydoğu Anadolu haritası tek tek bütün şehirlerdeki Kürt nüfusunu sıralayıp sizin burada ne işiniz var diyor, Türkiye Başbakanının yüzüne hem de. Bizimkinin gıkı çıkmıyor. Kaç defa darbe yaptılar o Demirel'e. Nasıl gıkı çıksın? Madem darbe dedik devam edelim. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü önceki gün. Darbe başarıyla gerçekleştiğinde Amerika başkanının kulağına eğilen kişi müjde bizim çocuklar başardı diye duyuruyordu. Darbe başarıyla gerçekleştiğinde Amerika başkanının kulağına eğilen kişi müjde bizim çocuklar başardı diye duyuruyordu. Darbenin 9 ay öncesine gittiğimizde 10 Ocak 1980'de Ankara'ya bir misafir geliyordu. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher da ziyaretçi. Dünyada Rus tehlikesi artıyor. Size ambargo uyguladığımız için kapattığınız Amerikan üslerini açın. Rus tehdidi altında olan Yunanistan'ın da NATO üyesi olmasını onaylayın diye ultimatum veriyordu. Warren istediğini alamayınca bu defa 5 Nisan 1980'de tanıdık bir ismi Ankara'ya gönderiyorlardı. O kişi o dönem Amerika Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Joe Biden'dan başkası değildi. Şu an Amerika Başkanı olan Joe Biden da o ziyarette aynı istekleri tekrarlıyor, Türkiye'yi tehdit ediyordu. Olumlu sonuç alamayınca Joe Biden son görüşmeyi Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le yapıyor, ardından askeri yönetim geliyor. 12 Eylül darbesinin hemen ertesinde ilginç gelişmeler oldu. Darbeden tam bir ay 18 gün sonra yapılan açıklamayla Yunanistan'ın NATO'ya dönebileceği ilan edildi. Darbeden tam iki buçuk ay sonra da İncirlik dahil 21 üs ve tesis Amerika hizmetine tekrar giriverdi. İlk icraatlar bunlardı günümüze baktığımızda değişen bir şey var mı? yok. Bugün de Amerika Rusları en büyük tehlikelerden biri olarak görüyor ve Ukrayna'yı kırdırarak zayıflatmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda Türkiye, Rusya ve Çin öncülüğünde kullanılan BRICS'e e girmek için başvuruyor. BRICS üyelerinin ana gündem maddesi aramızda ticarette 1 dolar bile kullanmayalım, ortak para birimi geliştirip onu kullanalım konusu. Dolar imparatorluğuna büyük darbe olacak bir girişim bu. Sadece BRICS'e e, Orta Doğu ve Afrika'dan katılan ülkelerin ticaret hacmi 2,5 trilyon dolar. Sadece Bridge'e giren ilk 5 ülke dünya yüz ölçümünün dörtte biri, dünya nüfusunun yüzde %42'si ve küresel ekonominin %25'inden fazlası anlamına geliyor. Bridge ülkelerinin ekonomik anlamda toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Şimdi bunların dolar yerine Bridge banknotu kullanmasının nelere yol açacağını da siz tahmin edin. Amerika'da kameralar önünde Türkiye'nin Bridge kararlarına saygı duyarız. Müttefiklik açısından bir sorun yok diyorlar. Ancak emin olun kapalı kapılar ardında tırnaklarını yiyor, öfkeden deliye dönüyorlar. PKK'ya daha çok koşuyorlar. Yunan adalarına Üsler kuruyorlar. Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırıyorlar. Önceki gün Rumlarla savunma anlaşmaları yaparak akıllarınca sopa gösteriyorlar. Ülkemizde sosyal medya üzerinden kullanışlı ve gönüllü gerilim elemanları, sazanları yalan haberlerle devlete saldırtarak devreye sokuyorlar. O sazanların bir tek Amerika'nın askerleri izlemediği kalıyor. Şuna inanın, bugün iktidarda muhalefet olsaydı, biz şu anda Ukrayna'nın yanında Ruslarla savaştaydık. FETÖ'cü elemanlara Rus uçağı düşürterek bizi savaşa sokmak istediler Ruslarla. Şimdi Bridge'e giriyoruz, Yankilerin aklını alıyoruz. Kolay mı? Tüm sazanlar göreve. Bekir Azar, Takvim Ferhat Murat, AK Parti'deki değişimin kodları Geçtiğimiz hafta salı günkü yazımda AK Parti'de kapsamlı değişim ve yenilenme kararı aldığını ifade etmiş ve yol haritalarından bazılarını paylaşmıştım. AK Parti'de yaş ortalamasının gençleşeceğini ve AK Parti ile özdeşleşen bazı isimlerin mayıs ayında son kongrelerini gerçekleştireceklerini kaleme almıştım. Bugün biraz daha detaya inelim. Kongre sürecini genel merkezde dar bir kadro yönetecek. Koordinasyon sürecini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yürütecek. AK Parti teşkilatları sahada yok eleştirilerine karşılık geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Buluşmaları programına start verildi. Milletvekilleri MKYK üyeleri Türkiye'nin dört bir yanında sahaya indi ve vatandaşa kulak vermeye başladı. Bu uygulama kesintisiz olarak devam edecek. Ancak bence çok daha iyi bir biçimde duyurulması lazım. İletişimi daha iyi yürütülebilir. İlçe ve il kongrelerinin yapılış formatlarında da değişikliğe gidiliyor. Gün boyu sürecek, bazı yerlerde iki güne yayılacak ve sadece yönetim kurulu seçiminden ibaret olmayacak. O ilçenin veya ilin sorunlarının masaya yatırılacağı, çözüm önerilerinin konuşulacağı bir formatta hayata geçirilecek. AK Parti kongrelerinin yeni formatıyla şehirlerde heyecan yaratması amaçlanıyor. Böylece sorunları yine AK Parti çözer algısı desteklenmiş olacak. Kongrelerin hemen sonrasında eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilecek. Teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun herkesin Türkiye gündemine, AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarına ve bundan sonra hayata geçireceği projelerin mantığına hakim olarak sahada aktif bir biçimde çalışması hedefleniyor. 81 ilde eğitim programları yapılacak. Eğitimler geniş kapsamlı olacak. Eğitim içeriklerinde neler olacak? Teşkilat adabı, yakın siyasi tarih, hitabet, insan ilişkileri, kişisel gelişim ve iletişim alanlarında teşkilatlar eğitime tabi tutulacak. Bu konuya çok önem veriliyor. Hatta bu hususta ilçe ve il yürütme kurulu üyeliği, belediye meclis üyeliği ve milletvekili adaylıklarında belirli bir oranda eğitim almamış olanların listelerde kendisine yer verilmemesinin tüzüğe eklenmesi dahi gündeme gelebilir. AK Parti yeni dönemde aynı zamanda kapsam bir akademi olacak. 1994 yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan olan Refah Partisi'nin meclis üyesi listelerine yazılan isimlerin belirlenmesinde teamül olarak benzer bir uygulamayı gerçekleştirdiğini de hatırlatmış olalım. Eğitimin yanı sıra motivasyon programlarıyla da 81 ildeki teşkilatlara AK Parti'nin ilk günkü heyecanının tekrar kazandırılması amaçlanıyor. Önemli isimler teşkilatlarla buluşacak. AK Parti'nin bu kongre dönemiyle beraber Önemli hedeflerinden biri de siyasette daha önce yer almamış alanında başarılı genç isimleri partiye kazandırmak. Yeni isimler bulma konusunda çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Sanattan spora, iş dünyasından medyaya, akademiden sivil topluma ulaşan geniş bir yelpazede önemli isimler bu sürece destek verecek. Birçok genç kadın ve başarılı isimden AK Parti'de bize yer vermezler eleştirilerini duyduğum için bu konuyu fazlasıyla önemsiyorum. AK Parti siyasette dijitalleşme sürecinde de önce adımlar atmış Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nı kurmuştu. Yeni dönemde dijital alanda daha geniş çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Değişim kodları bunlar. Türk medyasında ilk defa bu satırlarda bu kodları okudunuz. Değişimin ve yenilenmenin yazdığım konulara ekseninde kusursuz gerçekleşmesi durumunda dahi toplumda doğru bir biçimde algılanamamasının önünde ciddi bir tehdit var yerel seçimlerde aday olarak seçimi kaybeden belediye başkanlarının ve kayıpta rolü olan bazı yöneticilerin yeni dönemde parti üst yönetiminde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Burada sayı sınırlı olmazsa değişimin vatandaştaki yansıması istenen düzeyde olmayabilir. Yani yerel seçimlerde kayıp yaşayanlar vitrinde sıklıkla kendine yer bulursa değişim yaşanmamış gibi hissedilebilir. AK Parti son kongresinde 75 MKYK üyesinin 50 tanesini değiştirdi. Ancak vitrin çok değişmeyince bu değişim görülemedi. Karar vericilerin bu konuyu ihmal etmemesinde büyük fayda var. Ferhat Murat, Haber7.com